أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهم بسون يرتكن رب مزج شكران لرمز بسون ينا پیشنبن شامگا پیشنبن خطانگا يتكز ديا رب مز Yana sizga bizga namozlarni nasib etdi ya Rabbimiz. Qo'limizni duoga ochib, qiroatlarni qilib odam o'ylayapti. Meni aqlim borda, meni zihnim zo'rda suralar o'qiyapman. Meni ovozim birodarlar, Rabbimizni farishtalari so'zma-so'z, harfma-harf tashir ekan og'izga. Ana bolalar to'planishib g'ish beradi-ku hasharda. Unga olib beradi, unga olib beradi, unga olib beradi, u tomga otadi. Farishtalar shunaqa qilib olib kelarmish. Ey Xudovand, qalbimizda iymonni mustahkamlab qo'ygin, uni nurlantirib qo'ygin. Tillarimizda seni zikringni aytib, seni yoding, seni fikringni etib hayot kechirishni nasib etgin. O'lmasga iloj yo'q, ketmasga imkon. Allohim o'shal haqiqatni qarshida iymonimizni bergin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga risolat panohga, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Anas ibn Malik aytadilar. Matas sa'atu ya Rasululloh. Bay. Ey Allohning rasuli Qiyomat kun qachon o'zi? Voy savolni qarang. Qiyomat kun qachon o'zi? Hazrat janobimizdan shu mazmunlar. Ey tushmagur Anas, qiyomatga ne tayyorgarchiliging bor? Qiyomatni qachon bo'lishini so'rading? Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bergan savollardan xijolat bo'lib. Ey Allohning rasuli, hamma qatori ibodatim bor, birovdan bir ortiq yerim yo'g'u. Men qiyomatni so'rashim qiyomatda alg'ov dalg'ov bo'lar ekan. Qo'ni qo'shni bir-biridan qochar ekan, do'st bir-biridan qochar ekan, ota-ona bolalaridan qochar ekan. Mana shunaqa bo'lib turgan paytida sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman ya Rasululloh dedi. Shuni g'ami tushib ketayotgan ekan Anas ibn Malikka. Hamma to'planib Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yokat koyuştan korkaman ya Rasulullah. Şunga verdim bu savalda. Başka hiç kimden bir artık yerim yok. Cenabımız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiler. Tekun ma'a men ehbebte deyiptiler. Korkmagin ey Enes. Dünyada kimni yaş görsen kıyamette o şel bilen bile bulesen deyiptiler. Hazreti Enes ibn Malik raviye eterler ki Men sahobalarni bunchalar xursand bo'lganlarini hech ham ko'rmagan edim. O'sha kuni xubam xursand bo'lib ketdik deb rivoyat qildilar. Aytilmoqchiki, Hazrati janobni sevishlik, u kishining yo'llarini sevishlik, u kishining hadislariga diqqat qilishlik mana shu narsalar muhabbatga oid ekan. Allohim Hazrati janobimizga muhabbat bergin bizga. Hazreti Cenabımızı yollardan yürüşünü nasip etkin bizge. Ul zatı bağ barakat kıyamette bütün ehalini içiden, bütün ümmet peygamber ağlarını içiden. Vay palancı, tugunçı edip ismimize itip kalar mıdırlar? Ya Resulallah menem ümmetizmen. Toplanın kendi hadislerinizi işlerdim, sözlerinizi ihlas kılıp oturardım. Sizin namı çıksa kalbimge, kalbimden salavatlar ehter edim. Hadislerinizden yad bilerdim ya Resulallah deyip. Şefa atıp kalır mıdırlar? Allah'ım an Hazretini, Cenab-ı Resulullah'ını sallallahu aleyhi ve sellem'ini şefaatlerden,
barchamizga nasib etgin. Muhtaram azizlar, bugun İmam al-Bukhari hazretlerini El-Edeb el-Mufrat eserlerinden 10. bab Bebu men adrake valideyhi felem yedhulil cennete deyip namlanadı. Bey. Şu bazı bablar hasret dolu bulan. Adamını gamı, derdi, adamını iç-içideki kalbini tügüdeki maksatları aksiyet buladı bazı hadislerde. Bana şu hadislerden bittesi. Babının namını gören ota-onasini tirik topib, ota-onalarini, otasi bilan onasini tirik bo'lib, bo'la turib, shularni roziligini olib jannatga kira olmaganlar haqida. Ota-onasi tirik bo'la turib, shularni rozi etib jannatga kira olmaganlar haqida. Shunaqa bob bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه قالوا يا رسول الله من يا رسول الله قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار بي بس رواه البخاري أبا هريرة رضي الله عنه تعالى عنه أيتدلر حزرة پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمت اتدلر برنو يرگه اشقلنسن burnu yerge işkalansın, burnu yerge işkalansın dediler. Risalet bana onu tasavvur görün. Kopçiliğin içi de bütün sahabi, uluğu hem öttürgen cemaatin içi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tup tusetten bu geplerini geplediler. Burnu yerge işkalansın degeni, hor bulsun degeni. Ve braderler, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le eğer buna kadar manada nazarlarga shubhasi xor bo'ladi. Odam bo'lmaydi, turalmaydi. Burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin. Dunyodagisi mayli o'tib ketar. Oxiratda davzaxda bo'ladi bu. Rasulullohning duoibatlarga qolib turibdi bu. O'ylab ko'ring. Va birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birovni duoibat qo'yirarmidilar? Shunaqa odatlari bormidi? Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya rahmeten lil alemin bu kegen idiler ki. Hoş. O şey kim eken? Şunceler günah kıttı demek. Sahabelerge bu kızık bu gitti. Burni yerge işkalensin. Burni yerge işkalensin. Sahabe-i kiramlar radıyallahu anhümler. Ey Allah'ın Resulü kimli? Kimli gepir yapsız ahir? Hazret Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiler. Ota-onasini tirik topsa, yoki ikkovlarini bittasini tirik topsa, shularni norizo etib dozaqga kirganini burni yerga ishqalansin. Muhtaram jamoat. Ko'rmaysizmi, namoz haqida gap ketmayapti. Ko'rmaysizmi, zakot yoki roza haqida, haj haqida gap ketmayapti. Shariatni ba'zi nozik ahkomlari, chuqur nuqtalari haqida gap ketmayapti. Siz bilan biz bilan yashaydigan, istiqomat qiladigan otamiz, onamiz haqida gap ketyapti. Uyda o'tirgan jannatlarimiz haqida gap ketyapti. Shularni rozi qilib uyda o'tirgan bo'lsa, otasi bilan onasi, yoki otasi yoki onasi ikkovidan bittasi tirik bo'lsa, shularni duosini olib jannatga kirolmasa, dozaqda qolib ketsa, dunyoda xor bo'lsin, oxiratda azobda qolsin. Dunyoda xor bo'lsin, oxiratda azobda qolsin. Agar ota-onasini xizmatlarini qilmayotgan bo'lsa, bugun ertalabcha qiziqish bo'ldi. Bir Surxondaryolik qori ekan. Biz bilan birga o'tirib, qori aka, onam o'tganlarga bir oy bo'ldi. Hiç özümge kemeyemem deydi.
otaları bor. Yoshlari 30 dan o'tgan. Qori odam. O'zimga kelmayapman. Birodarlar, hali o'ziga kelmaydi u. O bir, ikkinchidan hozir tiriklari bor-u, oldimizda o'tirgan uyimizdagi. Shularni duosini ola olmasak bizdan yomoni bormi? Bizdan nodoni bormi? Mana Imom al-Buxoriy nimani rivoyat qildilar. Allohim ota-onalarimizni, o'tganlarimizni rahmat qilgin. Qolgan ota-onalarimizni sog'likda, salomatlikda saqlagin. Shu mushtiparlarimizni, shu bebaholarimizni, mana shu bu ulug'larimizni Allohim duolarini olib ridvoningni, jannatingni topishni nasib etgin. Burni yerga ishqalansinlardan bizni asragin. O'g'lon qizlarimizni asragin. Elimizni, yurtimizni, jamoatimizni asragin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohim yana Hazrat Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida ma'lumot o'qidik. O'zing guvohsan. Biz qilgan savob xatolarni o'zing kechirgin Allohim. Buni bizdan barchamizdan qabul etgin. Mehribon onalarimiz bor edi, mehribon otalarimiz bor edi. Shu bizni katta qilamiz, shularni yediraman, ichiraman, o'qitaman, odam qilaman deb bilib bilmasdan xatolar qilishgan edi, gunohlar qilishgan edi. Ularni mag'firat qilgin, rahmat qilgin. Bizni yoshligimizda qandoq mehribon bo'lishgan bo'lsa, Allohim ularga shundoq rahm etgin. O'zlarimizni salomatda saqlagin. İloho Allohim qalbimizda iymonni ziynatlab qo'ygin. Yana toatlar, yana ibodatlar, yana zikrlar, yana hadislar, yana salovatlarga barchamizni yetkazgin. Vatan tinch bo'lsin, yurt obod bo'lsin. Va sallallohu ala sayidina va maulana Muhammadin fa'xir da'vona anil hamdu lillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.